Wi-Fi var sende. Malumunuz. Değilse de malumunuz olsun. Süleymaniye Camii'nin yakınında Vefa denilen yerde türbesi var. Ebu'l Vefa Hazretleri. Sultan Fatih zamanında yaşadı. Fatih Marum ona çok hürmet ederdi, hocasıydı. Bir gün Fatih Sultan Mehmet çıktı geldi. Böyle protokol gürültü patırtı yok, tantana yok, şaşaa yok. Boynu bükük sıradan biri gibi bir arkadaşını aldı yanına, geldi. Kapıyı çaldı. Şimdi türbesi var, aynı yerde o zaman dergahı vardı, evi orası. Çıkan talebe tanıdı hemen. Buyurun sultanım dedi. Hocam müsaitse elini öpmeye geldim dedi. Bak şimdi, gelişe bak. Hoca izin verirse girecek. Bu nasıl bir edeptir ya? Allah aşkına bu adam İstanbul'u fetheden adam ya. Devlet başkanı. Fatih Sultan Mehmet'ten bahsediyoruz ya. Ama nasıl geliyor? Hocam müsaitse. Bir duasını almak istedim, elini öpeceğim. Çocuk içeri koşuyor. Haber büyük ve mühim. Sultanımız kapıda efendim, bekliyorlar. Ne emredersiniz? Ebu'l Vefa Hazretleri'nin cevabı şu. Müsait değiliz, görüşemeyiz. Dönsünler. Dönsünler. İçeri girmeden. Çocuk korka korka haberi getiriyor. Efendim hocamız öyle buyurdular. Görüşemeyeceklermiş. Dönsünler dedi. Ne olur şimdi? Ya, yıkar ortalığı filan zannediyor çocuk. Herhalde diyor bittik diyor. Ekmek su bulamayız bundan sonra diyor. Fakat Fatih merhumun boynu bükülmüş. Gözleri sulanmış. Yanındakine dönüp diyor ki gördün mü lala? Bizans'ın aşılmaz denilen surlarını açtık. Bir tahta kapıdan geçemiyoruz. Bu kapıdan gel olmadan geçilmez. Rızasız bahçenin gülü derilmez. Buraya orduyla da gelinmez. Çaresiz döneceğiz. Ve dönüyor. Gözü yaşlı. Çocuk içeri koşuyor. Sultanımız ağlayarak gitti. Vallahi hapı yuttuk falan diyecek yani. Der diyor. Telaşlanmış. Herhalde gelir bir asker takımı. Dümdüz eder orayı diye düşünüyor. Fakat içeri girince bakıyor ki Ebu'l Vefa Hazretleri ağlıyor. Sarsıla sarsıla ağlıyor. Şaşırıyor çocuk. Efendim diyor giden ağladı kalan ağladı. Bir de kabul etmediniz yani. Yani ben sizi kimseye geri çevirdiğinizi görmedim. Ne oldu da Fatih Sultan Mehmet'i kabul etmediniz? Hani gelir teşehhüt miktarı bir sohbet olur. Hemşerimin dediği gibi oturur 3-5 dakika konuşur giderdi. Neden kabul etmediniz? Al sana cevap. Al sana cevap. Devlet neymiş buradan anla. Diyor ki evladım o gaza askeri biz dua askeriyiz. Eğer gelirse bu sohbete katılırsa benim ona, onun bana sevgimiz çok büyüktür. Bir daha gitmez. Devlet işleri de gözünden düşer. Bu herkese kötülük yapmak demek. O yüzden ayrılık olmayan yere randevu verdik. Ayrılık olmayan yere randevu verdik. Orada görüşeceğiz. Orada görüşülecekleri ayarlamak lazım burada. Hani gitmeden önce kişi sevdiğiyle beraberdir. Sevmek uyumak demektir. Tabi olmak demektir. Seviyorum diyorsun ama gidişatın hiç uymuyor. Olmaz. Olmaz. Öyle sevgi olmaz. Sevmek öyle bir şeydir ki ona aykırı gidenle uyuşamazsın. Bu elinde değildir yani. Birisini öğretmesine gerek yok. Efendimiz'e uymayan sallallahu aleyhi ve sellem. Gidişi ona uymayan birine yani kalbin ısınmaz ya. Sevmek böyle bir şeydir ya. Bir şey demeye gerek yok. Ona aykırı gidiyorsun arkadaş. Bitti biz. Senden yollarımız ayrılır ya. Kusura bakma.
Olmaz. Ben seni sevemem. Sen de beni sevmiyorsun zaten. Sevmezsin zaten. Ben avukatım ya, tabii çenebazlık var bizde biraz. Bir gün duruşma salonunda bekliyoruz. Daha doğrusu duruşma salonunun dışında, kalemde bekliyoruz. Memleketimde avukatlık yapıyorum. Hiç sevmediğim, bütün gidişatı bozuk bir avukat arkadaş. Yaşça benden biraz büyük. O gün işimiz var. Duruşmada karşı karşıya geleceğiz. Herkesin içinde, başkalarını da şahit tutarak, Hayati Bey, ben sizi çok seviyorum dedi. Yalan yani, biliyorum ya, yalan, düpedüz yalan. Ben o iş için söylüyor, ayar yapıyor bana. Bizim de karbüratör eski gaz yemiyor. Dedim ki üstad, bu doğru olamaz dedim. Neden dedi? Kalbime bakıyorum, ben sizi sevmiyorum dedim. Kalp kalbe karşıdır. Yani ben seni sevmezken sen beni seviyor. Vallahi olmadı dedim yani. Olmadı. İş neyse yapalım da. Sevmek öyle dediğin gibi değil. Bu kadar sert konuşmam genellikle ama orada artık çok şey, durum çok netti yani. Bir dakika, artistlik yapma şimdi. Sevmiyorsun işte ya. Niye numara yapıyorsun? Yer mi Anadolu çocuğu? Ha bir de bu yeni çocuklar acayip. Benim bir torun var. Şimdi 8 yaşında. 5 yaşındayken ben ona bir hediye aldım. Kız çocuğu. Bu torunlar da aklı vermiyor bu zamane alem. Mutfak takımı aldım. Tabak var, çatal var. Hani plastikten oyun oluyor ya mutfak. Çok sevinir zannettim. Ertesi gün geldi, kucağıma oturdu. Dede, aldığın hediyeyi var ya, hiç beğenmedim. Kızım ayıp olmuyor mu dedim ya. Ha büyüdüğünde oynasın diye aldınsa beğendim. Bir de gönlümüz alıyor, numara yapıyoruz. Çocuk kadar samimi olmalı. Samimi. Bakın size bir şey söyleyeyim. Bir müstehap, Hazreti Peygamber'e uymanın bir zerresi. Bir gün Hazreti Osman abdest aldı. Kurulanmak üzere beklerken tebessüm etti. Belirgin bir şekilde tebessüm etti. Etrafındakiler hayret ettiler. Acaba niye güldü şimdi diye. Sorun bana buyurdular. Neden güldüğümü sorun. Ya Osman niye güldünüz? Bir gün Resulullah abdest aldı, böyle oturdu, tebessüm etti ve bize dedi ki sorun bana niye güldüğümü. Sorduk, cevap buyurdu. Mümin abdest alınca bütün azasından günahlarının döküldüğünü gördüm. Dikkat buyurun, gördüm. O sevinçle güldüm. O yüzden aklınızda bulunsun, abdest alıp da şöyle otururken bir tebessüm eksik etmeyin. Sana ne nasip olduğunu farkına varsan var ya, aklın başından gider. İstanbul valisi beni bir gün davet etse, Hayati Bey gel bir çay içelim dese, ben de gitsem, 10 dakika otursak bir çayını içsek, sonra da çıkınca önüme geleni anlatsam, bak vali bey beni çağırdı, tamam mı? Bana çay ısmarladı desen, herkes bunu hürmetle dinler. Ulan hakikaten önemli adam herhalde. Yani vali beni niye durup dururken çağırsın? Demek ki seviyor bu adam. Ben de ona karşı saygılı olayım falan der. Bir defa çay ısmarlayan vali için sen 6 ay kredi kullanabilirsin. Resmini çektir, sağda solda göster. İtibarın yükselir. Evet. Güzel kardeşim. Alemlerin Rabbi seni her gün 5 defa kabul ediyor. Farkında mısın? Kabahatın var, günahın var, kirin pasın var. Bir sürü durumun var yani. Ama sorulmuyor. Ya şurada bir şehir kulübüne gideyim diye kahve içeyim desen üye misin diye sorarlar. Üye olsan aidatın ödedin mi sorarlar. Allah'ın huzuruna çıkıyorsun. Soru yok, sual yok. Layık mı değil mi diye bir kontrol yok. Sübhaneke deyip başlıyorsun. Ha bir de ona işaret edeyim. Sübhaneke. Öyle söyleyip geçiyoruz da. O tek kelimeye dikkatinizi çekmek isterim. Ben Arapça bilmem de. Sağdan soldan duyduklarım var.
O K var ya, K. Sen demek. Sübhane K. Sen Sübhansın diyorsun Allah'a. Sübhan, hiçbir noksan sıfatı olmayan, bütün noksanlıklardan münezzeh demek. Senin noksanın yok ya Rabbi. Sen Sübhansın diyorsun. Diyorsun ama dikkat et, sen diyorsun. Yani sohbet etmektesin Allah ile, farkında mısın? Cevap verilmeyecek olan bir laf sana ettirilir mi? Ya bu sözü söylemene izin verildiyse, ha demek ki muhatap sana cevap veriyor. Verdi, verecek. Hep verecek. Kiminle sohbet ettiğini farkına vardığın zaman kimse karşı bir eyvallahında kalmaz. Bak orada bir K daha var namazda. Bugün de hocalığı tuttu ya. Allah Allah. Burada içeride biri var herhalde. Bizi aldı götürdü. Çünkü hatibi konuşturan muhataptır. Ben buraya çıkarken ne konuşacağımı bilmiyordum. Kimse o saklı tutsun. Konuşturuyor belli ki. Namazdan başka, ya ben niyetim bunu anlatmak değildi yani. Öbür K. Tahiyyatın ikinci cümlesi. Esselamu aleyke. Yine sen dedik. Kime? Eyyühen nebiyyü. Resulullah Efendimiz'e. Abi sen Resulullah'a selam verdin, farkında mısın? Onunla konuştun. Ve o dedi ki, kıyamete kadar bana kim selam verse ruhum iade edilir, selamı alırım. Selam sahibini tanırım. Ne demek o biliyor musun? Databanka giriyorsun yani. Veri tabanına. Onu selamlayanlardan birisin. Ruhlar aleminde hiç senin benim bildiğimiz gibi değil yani. Ve dar vaktinde o karşına çıkıyor. Dar vakit, en zor vakit ruhu teslim edeceğin an. Karşına çıktı ve dedi ki, ömrünce selam verdiğin Muhammed Resulullah benim. Bir baktın, ne olur biliyor musun? Sarhoş olursun. Can çıkmış, kıyamet kopmuş, ne olursa duymazsın bile, zevk içinde can verirsin. Ölürken gülmek dediğim bu. Yusuf Aleyhisselam'ı gördü, kadınlar ellerini kesti. Hazreti Ayşe diyor ki, Muhammed Aleyhisselam'ı görselerdi kalplerini keserlerdi. لَاَسَرْنَا بِالْقَطْعِ الْقُلُوبِ عَلَى الْاَيْد۪ي Hazreti Ayşe'nin bu mısra. لَاَسَرْنَا بِالْقَطْعِ الْقُلُوبِ عَلَى الْاَيْد۪ي Uzun uzun bir şey de uzat, yormayayım sizi. Manası şu. Yusuf Aleyhisselam'ı satın almak için çarşıya giden Mısırlılar seni görselerdi oraya gitmezlerdi. Pazara giden olmazdı. Onu görünce elini kesen kadınlar seni görseler kalplerini keserlerdi ya Resulallah diyor. Annemiz Ayşe annemiz Allah'ın nazladığı bir gün kırgın idi Ayşe annemiz. Efendimiz de hadi gidelim buyurdular. Eve davet ettiler babasının evinden. Biraz böyle kırgınlık var. Mevzu uzun, zaman müsait değil. Orasını hızlı geçeceğim. Gelmem dedi. Abi Allah aşkına, Resulullah gidelim diyor ve sen gelmem diyorsun. Olmaz. Ama hayret, gayet rahat gelmem dedi. Efendimiz tebessüm ettiler. Neden? Peygamber gel der de gelinmez mi? Cevap. Beni Allah ibra etti. Ayetle temize çıktım. Yoksa neredeyse inanıyordum. Allah Allah. Naza bak naza. Hangi seviyede naz var? Hazreti Peygamber'in kelamı. Buyurdular ki mealen, onu Allah nazladı, ben ne yapabilirim? Hakikaten ayet-i kerimeyle Hazreti Ayşe yüceltildi ve her türlü iftiradan arındırıldı. Onun üzerine ayet geldi de yoksa neredeyse inanıyordum. Siteme bak yani, nasa bak yani. Ama ben bunu şunun için anlattım.
hanımlar da Resulullah'ın nazlılarıdır. Çünkü o hanımını dövenin davacısı benim dedi. Dikkat. Beylere söylüyorum. Dikkat. Hanımını üzenin davacısı benim diyen Hazreti Peygamber. Şimdi otur bir düşün. Nasıl bir durumdasın? Manzara ne? Manzara ne? 41 yıldır evliyim ben. Bir tecrübem var şükür. Şunu gördüm. Hanımlara karşı kazanılmış bir münakaşa görmedim ve duymadım. Olabilir bir şey değil. Zaten onlarla tartışmak akıl kârı değil. Nasılsa kaybedeceksin. Başlama bari. Ne yapayım o zaman? Hayatın yarısını, yani hayat problemlerimizin yarısını ortadan kaldıracak kelimeyi ezberleyelim. Tek kelime, öyle uzun da değil ya. Haklısın demeyi bildin mi? Tamam. %50'si bitti. Kalan %50'si de Allah'ın izniyle hallolur. Ama haklısın demeye dilini alıştır. Sadece kadınlara karşı, hanımlara karşı değil. Kime karşı olursa olsun, eğer haklısın demeyi biliyorsan, bir kere senin doktora işin düşmez fazla. Hakime, hekime, avukata, polise, müfettişe, şuna buna işin düşmez. Rahat edersin. Haklısın. Ne oldu? Bitti. Kavga yok, görüntü yok, dava yok. Rahat edersin. Zikir çek kardeşim, ya işin mi yok? Tartışana kadar al eline tesbihi. Çok acayip bir yerde elinde tesbihle kelime-i tevhid çeken birini gördüm ben. 15 Temmuz 2016 gece. Tanklar yürüyor, jetler uçuyor. İşgal projesi var. Hıyanetin dibini bulmuşuz. Sokakta iki delikanlı. Biri dediğim gibi dergahtan gelmiş, zikir yarım kalmış, tesbih elinde devam ediyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Yürüdüğü yerde tank var. Tanka doğru gidiyor. La ilahe illallah. Yanında biri dikkatimi çekti, koluna girmiş. Ona hiç benzemiyor. Sarhoş. Yarım bırakmış kadehi, sonra içeriz diyor. Acelesi yok diyor. Girmiş dervişin koluna. O da gidiyor tanka doğru. Ne acelesi var diyor. Memleket tehlikede diyor. Sonra içeriz diyor. Ev kira ama memleket bizim diyor. Bak bak bak, sarhoşa bak. Oğlum korkmayı bilmez misiniz? Meraklıyım ben de, soruyorum ya. Mermi bu ya. Yani şakası yok. Ölenleri görüyorsunuz. Cevap çok şık. O sarhoş delikanlı dedi ki, abi biz bunlardan korkmayız da. Tamam. Korkmayızı anladık da. Da diyor. Korkmayız da. Tamam. Ha, korktuğu bir şey var. Onun da korktuğu bir şey var. Merak ettim. Mermiden korkmuyorsun madem. Neden korkarsın? Bir, hanımdan korkarım dedi. İki, ev sahibinden tırsıyorum. Ev kira dedi. Biraz karşılaşmaktan korkuyorum. Kirayı artıracak diye. Şimdi dostlar, fıkra gibi ama gelin şöyle bir dikkatle bakalım. Hanımından korkan, alacaklısından korkan, mermiden korkmayan bir insan tipi ancak Türkiye'de bulunur. Başka yerde bulamazsın. Bu acayip bir cinsti. Bu öyle bir kumaştır ki, ya biz bu çocuğu dergâhta mı yetiştirdik arkadaş, medrese mi gördü bu çocuk yani? Ya ne zaman yolumuz kesişti ya? Bazen cumaya geliyorduysa belki. Yani tanışmadan aynı safta bulunmuş olabiliriz. Biz ona bir şey aktarmadık, aktaramadık. Kabahat da bizim ha. Ama bu çocuk nereden aldı bunu? Anam okuma yazma bilmez. 1942'li, 80 yaşında. Beni o yetiştirdi. Benden 16 yaş büyük. Beni doğurduğunda 16 yaşındaymış. Neredeyse arkadaşız ya. Okuma yazması yok. Ama beni yetiştirdi. Nereden aldı bu tahsili? Hanım ilkokul mezunu. Allah'tan. 41 seneden beri beni götürüyor. Bütün hatalarımı örtüyor. Benim açıklarımı kapatıyor. Ben hukuk mezunu, avukat falan. Değil mi? Havamızdan geçilmiyor. Ama işi yapan o. İlkokul mezunu. O nereden aldı?
Ha, işte anamı, hanımefendiyi, o sarhoş delikanlıyı, o dervişi yetiştiren iklimin adı Anadolu İslam medeniyetidir. Paha biçilmez bir hazinedir. Tek problem biz onu yeterince tanımamaktayızdır. Meselemiz budur. Onu gereği gibi tanımak için ki tek ihtiyacımız bu. Bizim kaynak problemimiz yok. İdrak problemimiz var. İdrak yolları iltihap. Bugün gelirken onu planladım. Bize lazım olan ne varsa hepsini Allah'ın izniyle derli toplu başımızın altına, ceketimizin cebine, nereye istiyorsak oraya koyup her zaman pusula gibi elimizde tutmak üzere bir kitabı web sayfama vasiyet olarak koydum. İnternette hayatiinanc.com girin, tavsiye ettiğimiz kitaplar açın. 5 kitap var. Birincisini elinize alın, ekrandan okuyun. Satın alma yok. Para yok yani. Oradan okuyorsun. Size vasiyetimdir. Vasiyetimdir, vasiyetim. Bak yaş yerini aldı. Bir gün duyarsınız. Hani hayat inanç vardı ya falan. Bak sizler ömür derler. İçiniz sızlar. Vasiyetimi lütfen dikkat alın. Kabir yerimi gördüm dedim. Bak satın aldım. Dubleks. 2 kat. Yani izin vermiş ona. Hanımla da anlaştık. Önce vefat eden alt katta olacak. Bir gün TRT'de anlattım. Hindistan'daki Şaheser Tac Mahali Şah Cihan yaptırmış. İnternetten filan bakın göreceksiniz. Harikadır yani Tac Mahal. Şah Cihan yaptırmış. Hanımına anıt mezar olarak. Hanımı 26 yaşında vefat etti doğumda. Mümtaz Sultan. Derin bir aşk varmış demek ki. Yani maşallah. Karısı öyle seviyor ki adam. Öyle seviyor ki. Vefatından sonra bu eseri yaptırıyor. Paha biçilmez bir eser. Oraya da defnettiriyor hanımını. Bakar bakar ağlardı. Senelerce ağladı. Kendisi vefat edince de yanına yattı. Şimdi beraber yatıyorlar. Bunu anlattık ya. Eve geldim sorgu var. Sorguya bak. Hanımı için neler yapıyor insanlar? Ben de dedim ki orada da söylediğim gibi hanımının vefatı üzerine yaptırmış hanım. Allah sana hayırlı ömür versin. Hele sen bir öl. Kim bilir ben daha iyisi yaptıracağım. Öldün mü? Mevzu kapandı. Bir daha açılmıyor. Anam bana gılıbık dedi. Hem de geçen sene 40. evlilik yıl dönümü. Ya çocuklar var, torunlar var, akrabayı taallukat herkesin içinde ya. Karizma gitti. Anam diyor ki sen kılıbıksın. Yahu inkar eden yok da. Şimdi böyle alenen söyledin mi ya adamın yüzüne? Söyleyen de anam ne yapayım? Haklısın dedim anacığım. Çok doğru dedim ben kılıbığım. Fakat bu zanaatı babamdan aldım. Mevzu kapandı. Babamı kılıbık etmiş, ona laf söylüyor. Sordum babama, dedem daha kılıbıkmış. Durum irsi. İrsi ya. Bana dua edin çocuklar diyorum. Lisedeki talebe parmak kaldırıyor. Hocam diyor ben size şöyle dua edeceğim. Nasıl dedim oğlum? Şair Nafi'yi çok seviyorsunuz dedi. Tamam sana ne? Ben şiiri ondan öğrendim. Ya seviyorsun evet. Seven özler dedi. Biz biliriz hocam dedi bu işleri. Bak bak bak. Delikanlıda bir şey var yani. Bir derin bir ilim var. Seven özlermiş. Dedim. Dua istiyorsunuz. Şöyle dua edeceğim. Ya Rabbi hocam sevdiğine bir an önce kavuşsun. Ne dersiniz dedi. Bana bak dedim mikrop. Öyle dua olmaz. Kavuşmanın acelesi yok. Bana şöyle dua et.
Ya Rabbi hocam sevdi. Hocam ölürken gülsün. Gülerek ölsün. Neden dedi? Son gülen iyi güler dedim evlat. Ondan. Son gülen iyi güler. Vasiyetimi söyledim. Hayatiinanc.com. Tavsiye ettiğimiz kitaplar 5 madde. Özellikle birincisi vasiyetimdir. Neden bu kadar önemli bu kitap? Bu kitap ne? Miftahül Cennet'dir bu kitabın adı. Cennetin anahtarı demek. Sonra bizde basıldığında Mızraklı İlmihal adını aldı. Yazanı çok enteresan. Fatih Sultan Mehmet'in hocasıdır. Yani bu kitabın ilk mezunu Fatih Sultan Mehmet. Sonra başka bir önemli adam, ikinci Abdülhamit, tahta geçtiğinde durumun vahametini gördü, sapıklıklar aldı yürüdü Osmanlı'da. Bu kitabı ev ev dağıttırdı. Ulaşmadığı yer kalmadı. Neneme ulaşan kitabı ben gözlerimle gördüm. Sordum neneme, sen bu kitabı nereden buldun diye. Rahmetli neneciğim dedi ki, dedeme gelmiştir. Kim göndermiş dedim, Fatih dedi. Düzeltiyorum, Abdülhamit dedi. Sultan Abdülhamit göndermiş. Yani sevgili dostlar, istikbal köklerde. Köklerde, köklerde. İşte geldik gidiyoruz. Kökleri de tek tek şerh ediyorum. Önünüze koyuyorum. Artık fazla söze hacet yoktur. Hazreti Peygamber için yazılmış bir şiirden kısa bir kıta, 4 mısra okuyup sözü bağlayalım. Sonra öyle mi İsmet Bey? Mesut, evet. Tamam, lafı uzatıyoruz. Ben buraya konuşmaya geleceğimi söylediğimde beni tanıyan birisi dedi ki, Allah kolaylık versin. Amin dedim. Dinleyenlere dedi. Ben de bana dua ediyor sanıyorum. Allah kolaylık versin diyor. Amin diyorum, dinleyenlere diyor. Okuyacağım şiir şuydu. Fatih Sultan Mehmet merhumun hocalarından bahsettik ya. 2 tane hocasından söz etmiş olduk. Sözün gelişi. Bir hocasından daha bahsedeceğim. Molla Camii. Bu şiirin sahibi Molla Camii. Kulağınızda kalsın diye dikkatle dinleyin. Farsça. Sonra açıklayacağım. Ya Resulallah çebaşet çünsegi ashab-ı kef. Dahili cennet sevemder zümreyi ahbab-ı tu. O revet der cennetü men der cehennem keyravest. O segi eshab-ı kefes men segi eshab-ı tu. Arapça ke sen demek dedik ya. Farsça tu sen demek. İngilizce you. Almanca du. Burada da sen diyor. Molla Cami okuduğum şiirin anlamış o. Eshab-ı kehfin köpeği kıtmir cennete gitti. Köpek. Köpek cennete nasıl gitti? Sahiplerinin hatırı var. Sahipleriyle beraber o da gitti. Kim onlar? Eshab-ı Kehf. Tarsus'ta, mağarada. Bir diğer rivayet Daren'de de. 3. bir rivayet Maraş'ta. Önemi yok. Nerede olursa olsun. Kur'an-ı Kerim'in anlattığı en uzun hikayelerden biri Eshab-ı Kehf'in kıssasıdır. Yemli, Hamekseri, Namisli, Namermuş, Debermuş, Şazenuş, Kefeş, Tatayüş adlı 7 güzel insan köpekleri kıtmir. Buraya kadar tamam. Şair ne diyor peki? Hem alim hem şair Molla Cami Hazretleri. Bir köpeği cennete götüren yanındakilerin kıymeti ya Resulallah ve onlar Eshab-ı Kehf. Eshab-ı Kehf'ten çok daha üstündür senin ashabın. Eshab-ı Kiram çok daha üstündür elbette. Çünkü peygamberlerden sonra en üstün onlar. Ve ben senin ashabının köpeğiyim. Ben senin ashabının köpeğiyim. Ya Resulallah. Eshab-ı Kehf'in köpeği cennetteyken senin ashabının köpeği cehenneme girse olur mu? Şefaat buyur. Ben de cennete gideyim, köpek yalnız kalmasın. Diyor. Hasan-ı Basri Hazretlerinin duası vardır. Buyurmuş ki Hazret, duaya bak ya. Ya Rabbi cehennemi hak ettiğimi biliyorum.
Ama girersem iblis sevinecek, beni affet. Aşk böyle bir şey. Ya Rabbi, iblis sevinmesin, beni affet. Yoksa ben hak ettim. Son dönemde yaşayan şairlerimizden biri Hüseyin Siret Özsever 1959'da vefat etmiş. Bir şiirini duyanlar vardır. Şöyle yaşı 50'yi geçenler hatırlar. Geçti sevdalarla ömrüm, ihtiyar oldum bugün. Akpak olmuş saçlarımla bir karar oldum bugün. Bir muhabbet neşesiyle ilkbahar oldum bugün. Ben huzurunda yer öptüm, tacdar oldum bugün. Hatırlayan var mı? Ha, şart değil de. Şart değil de. İnsan hiç değilse 1996'da Müzeyyen Sanar'ın çıkardığı Bir Ömre Bedel albümünü bir duymuştur yahu. O da söyledi Müzeyyen abla. Her neyse, maksat o şiiri ve o şairi anmak veya Müzeyyen Sanar'dan bahsetmek değil. Maksat şu: İşte bu şair Resulullah için dedi ki aleyhissalatü vesselam, uşşak-ı zarı varken bir had o kibriyanın, maşuk-ı münferitsin Mevla'ya ey peyamber. Siret ne söyleyeyim ben, meddah-ı kibriyadır, tavsife muktedir mi, mehtab-ı kirmi ahtar. Türkçe olmasına rağmen açıklamaya ihtiyaç var. Açıklıyorum. Ne dedi bak. Dedi ki, ya Resulallah aleyhissalatü vesselam, bütün peygamberler Allah'a aşıktır. Allah sana aşıktır. Efendimiz Allah'ın sevgilisi, en sevdiği Habibi Rabbil Alemin, Habibi Kibriya. Yani onun üstünde bir makam yok. Ne gelmiş ne gelecek, hiç kimse oraya yaklaşamıyor. İkincisi İbrahim Aleyhisselam, Halilullah, Allah'ın dostu. Ezanı söyleyin. Ne diyordu şiirde? Peygamberler Allah'a aşık, Allah sana aşık ya Resulallah. Sonraki beyitte diyor ki, seni övmeye kalktımsa da ya Resulallah, bu benim haddim değil. Ben seni nasıl öveyim? Çünkü seni öven Allah. Benim seni övmem şuna benzer. Küçücük bir elma kurdu yere düşmüş, sürülürken mehtabı anlatıyor. Benzetmeye bak. Küçücük bir elma kurdu yerde, kıvranıyor, sürünüyor ve anlatıyor. Ne anlatıyor? Mehtap. O kurt, ve aleyküm selam, o kurt mehtabı ne kadar anlatabilirse ben seni o kadar anlatabilirim ya Resulallah diyor. Hoş geldiniz. Müsaade edin mi? Zat-ı Ali sayesinde uzattık, uzattığımız yere bir ek daha yapayım şimdi. Hem Arapçadan, hem Farsçadan, hem Türkçeden Resulullah için söylenmiş şiirlere örnekler arz ettik. Ama çok beğenilen bir Necip Fazıl merhum şiiri bu vesileyle rahmetliyi de bir anmış olalım. 39 sene önce bana bir şaka yaptı gitti. 4 sene evin önünden geçtim, tanışmak nasip olmadı. Cesaretimi toplayıp da kapıyı çalamadım. Ben 22 yaşındayken vefat etti. Gazetedeki resminin altında yazan iki mısra ile ben darmadağın oldum. Diyordu ki, ey genç adam, yolumu adım adım bilirsin. Erken gel, beni evde bulamayabilirsin. Yani ben Beyazıt meydanında darmadağın oldum. O gün derse de gidemedim. Mayıs'ın 27'si 1983. İnşallah orada görüşmeyi umuyorum. Bazı soracaklarım var. Bir kere sitemim var. Ama başta söylemiştim. Onun su içtiği çeşmeden şükürler olsun. Bize de nasip oldu. İçtik. Size de vasiyet olarak bildirdim biraz önce. Dikkatinizden kaçmadığını umarım. www.hayatiinac.com
tavsiye ettiğimiz kitaplar bir. Birinci kitap, Vasiyetim. Mahşerde karşılaştığımızda hatırlatacağım. Ümraniye'de vasiyetimi size verdim mi diyeceğim. Verdim. Ne yaptınız diyeceğim. Mırın kırın etmeyin. Adamın canını sıkma. Hani yemeyelim birbirimizi. Onun şu şiiri demin Fatih merhum vesilesiyle hatırıma geldi. Hani Ebu'l-Vefa Hazretleri kapısından döndü ya. Bizans'ın aşılmaz denilen surlarını açtık. Bir tahta kapıdan geçemiyoruz dedi ya. Ha. Aynı şekilde bak. 5 asır sonra Necip Fazıl ne diyor? Bu defa içerideki gönül sultanının ismi Ebu'l-Vefa değil, Abdülhakim Arvasi. Dışarıdaki sultan, ülkenin sultanı değil ama şiirin sultanı Necip Fazıl Kısakürek. Ve kalemden dökülenler şu sözler. Bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez. Eşten dosttan sevgiliden ayrılmadan geçilmez. İçeride bir has oda, yeri samur döşeli. Bu odadan gelsin diye çağrılmadan geçilmez. Eti zehir, yağı zehir, balı zehir dünyada. Bütün fani lezzetlere darılmadan geçilmez. Kayalıklı boğazlarda yön arayan bir gemi. Usta kaptan kılavuza varılmadan geçilmez. Varlık niçin, yokluk nasıl, yaşamak ne, topyekun, aklı yele salı verip çıldırmadan geçilmez. Ne okudun, ne öğrendin, ne bildin seber hava, yer çökmeden, gök iki şak yarılmadan geçilmez. Geçitlerin, kilitlerin, yalnız onda şifresi, işte işte o ete sarılmadan geçilmez. Size Vasiyetim dediğim kitap, o eteğe sarılmanın ta kendisidir. Ta kendisidir. Boş konuşmayayım diye başından beri bir noktaya işaret ediyorum. Çünkü şundan korkuyorum. Vaktimiz çok yaklaştı. Mahşer günü beni dava ederseniz kendimi savunamam. Dava şu. Allah göstermesin. Korktuğum şey şu. Bu adam Ümraniye'ye geldi. Kitap fuarı bahanesiyle karşımıza çıktı. Biz de onu dinlemek için işi gücü bıraktık. Karşısına oturduk. 1 saat tahammül ettik. Adam zannettik. O bize lazım olan şeyi söylemedi. Emaneti vermedi. Oyaladı bizi. Davacıyım ya Rabbi derseniz ben kurtulamam. Onun için gayet açık bir şekilde tekrar tekrar bir kitaba işaret ediyorum. Fatih'in hocası yazmış, Abdülhamit evlere dağıtmış, bugün elimize gelmiş, internete de koymuşuz, vasiyet demişiz. Artık. Bundan sonrası sizde. İşte geldik gidiyoruz. Dünya ayrılık dünyasıdır. Bu dünya arzuların tecelli edeceği yer değil. Burada egzersiz olur, çalışma olur, gayret olur, özlemek olur ama kavuşmak olmaz. Dünya öyle bir yer değil. Dünya ayrılık dünyası. Ama burada kavuşmak öğrenilir. Ve az kalmıştır. Çok az kalmıştır. Mahşer dediğin göz açıp kapayıncaya kadar karşımızda. Oraya yüzü ak çıkabilelim diye şiiri bahane ettik. Vesselam. Dikkatle, hiç sektirmeden 1 saatten beri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bizi duada unutmayın ve nasıl dua edeceğinizi demin söyledim. Ya Rabbi bu hoca ölürken gülsün. Gayet basit, unutulur gibi değil. Gülerek ölsün. Tek istediğim bu. Sizin dualarınıza güveniyorum, ümit ediyorum. Kul kulun duasıyla kurtulur. Bakın çok pratik bir şey söylüyorum. Birinin arkasından dua ederseniz, bir din kardeşinizin gıyabında onun haberi bile olmadan bir dua ederseniz, bir hayır dua olacak işe bak şimdi sen. 1. Gıyapta yapıldığı için süratle kabul olur. 2. Ne istedinse o hayır önce sana verilir. Allah senden daha cömert çünkü. Sen bir iyilik isteyeceksin de Cenab-ı Hak ondan iyisini sana vermeyecek. Öyle bir şey yok. Melekler iştirak eder duaya. Ya Rabbi bu kulun duasını kabul et derler. Melek girdi işin içine. Günahsız. O dua reddolmaz. Önce sen kazanırsın yani.
Büyüklerden biri demiş ki talebesine dua et. O da demiş ki aklı sıra edep yapıyor. Estağfurullah efendim, biz kim dua etmek kim falan demiş. Ya sana dua et diyor, emir var ya. Allah Allah. O hazret demiş ki sen dua et. Edene mi faydası olur, edilene mi, onu Allah bilir. Ben sana bir şey diyoruz, sen yapsan. Yap dedim, yap işte. Yani diyor. Sevgili dostlar, her şey gönlünüzce olsun. Allah iyilikler versin. Değerli hocam, güzel bir kıymetli sohbet için çok teşekkür ediyoruz. Hocam, bir çiçek takdimimiz olacak. Belediye Başkan Yardımcımız Mesut Özdemir'i alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Çiçek takdimi için. Evet, kıymetli Ümraniyeliler, değerli hemşehrilerimiz, hepinize çok teşekkür ediyorum. Mesai gününde burayı hınca hınç doldurdunuz ama haksız değilsiniz. Bugünkü konuşmacımız Hayati İnanç hocamız. Allah razı olsun. Hikmet dolu sohbetini şiirlerle üst düzeyde ifade ediyor. Dolayısıyla ondan sonra konuşan büyük bir talihsizlikle karşı karşıya kalıyor. Ama sözün uzamasında vesile olduğumuz için biraz sevabı da biz hak ettik gibi geliyor. Biraz vesile konuşmaya başladım hocam. Biraz daha dinlesek belki, Allah razı olsun. İnşallah faydalı hizmetlerimiz bu şekilde devam etmiş olur. Üçüncü Ümraniye Kitap Fuarı'na geldiniz. Ben katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Fuar sizlerin hizmetinizde. İnşallah sizlerin teveccühüyle bu hizmetler artarak devam edecektir diyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, sevgili misafirler, başlangıçta konuştuğumuz gibi acele etmiyoruz. Hocamız bir